Hiperparatürde tedavi edilemezse kalsiyum yüksekliği seyri önemli komplikasyonlara yol açar. Bunlar santral sinir sisteminden kardiyovasküler sisteme, gastrointestinal sistemi etkilemekte. En başta kemik sistemi etkilemekte. Dediğim gibi osteoporoz veya osteoporoz, hatta patolojik kemik kırıkları, kemik kistleri, kemik tümörleri görebiliriz. Geçmişte bu tip tedavi edilmeyen, teşhisi geç konmuş olan vakalar bize ortopedik kliniklerinde kemiklerde kistlerden veya Brown tümör dediğimiz kemikteki tümör ameliyatlarından sonra hastanın araştırılmasında hiperkalsemi dediğimiz kalsiyum yüksekliği bulunarak hiperparatiroid tanısı konarak geliyordu. Ama günümüzde bu hastalığın farkındalığı arttığı için bu tip tablolara artık rastlamıyoruz. Giderek daha erken devrede bu hastaları teşhis edip tedavi edebiliyoruz. Eğer hiperkalseminin en önemli bir yan etkisi de hiperkalsemik krizdir ki yani kalsiyum değerinin kanda 12 mg'ın üzerine çıkması hallerinde görülür. Hastayı komaya dahi sokabilir ama en etkilediği yer de kalptir. Kalp bozukluklarına yol açar. Hatta çok yüksek değerlerde kalp durması bile görülebilir. Ama buna da günümüzde giderek çok seyrek rastlamaktayız.